Doğum Puan Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Şu anda engelli öğrenci birimindeyiz. İsmim Ali Osman Altınay, engelli öğrenci birim koordinatörüyüm. 2016 yılında başlatmış olduğumuz engelsiz bilgilendirme asistanı projelerinin temellerini 2017 yılında hızlandırdık ve 2018 yılında şu anda sunmaktan, paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. EBA kısa adıyla. Sesli komutlarla anlatımı. Tabii projenin mimarı Sarper Arıkan, Akdeniz Üniversitesi hocalarımızdan sağ olsun. Bizi kırmadı. 2016 yılından beri bu zamana kadar bize bu projelerle ilgili destek vermeye devam etti. Okulumuzda bu projenin başlamasıyla ayrıca bir mutluyuz biz. Şu anda teknik terimleriyle ilgili ben sözü Sarper'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Dumlupınar Üniversitesi'ndeki bilişimde erişebilir projelerini Kütahya'da uygulamak ayrı bir keyif bizler için de. Proje ortaklığı çerçevesinde, bilişimde erişebilir projeleri ortaklığı çerçevesinde yapmış olduğumuz bilgilendirme asistanı projesi 2016 yılında başladığını zaten Ali Osman Hocamız da getirmişti. Proje kapsamında bilgi erişimi evrensel kılmayı hedefliyoruz. Herkes için, herkese yönelik tasarımı hedefliyoruz. Bu anlamda projemiz ekranda da görüldüğü gibi asistanı başlat düğmesiyle karşımıza çıkmakta. Burada bir mikrofon simgemiz var. Mikrofon simgemize tıklayıp bir takım sorular soruyoruz ve sesli yanıtlar alıyoruz. Ayrıca bazı interaktif formlar da açtırabiliyoruz ki örneğin engelli öğrenci bilgilendirme formu gibi yine birçok formu da açıyor olacağız. Şimdi bir yavaş yavaş başlayalım. Asistanı başlat düğmesi. Tabii ki komut listesinde görebiliyoruz. Şimdi asistanı başlat düğmesiyle startı verelim. Merhaba. Sizinle tekrar karşılaştığıma memnun oldum. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Söylemeniz yeterli. Mesela günlük kullanıma yönelik bir iki şey söyleyelim. Başa döndük. Asistanı başlat düğmesi. Ne haber? Her şey yolunda, teşekkür ederim. Kampüsü daha erişilebilir yapmak için fikirler geliştiriyorum. Asistanı başlat düğmesi. Öğrenci kayıt formunu aç. Engelli öğrencilerimiz için bireysel uyarlamaları içeren kayıt formuna sayfadan ulaşabilirsiniz. Formu doldurarak çıktısını aldıktan sonra engelli öğrenci birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Geride başa dön, komut kilavuz, başa asistanı var. Mesela engel grubuna göre de bilgiler vermekte. Dumlupınar Üniversitesi'nin vermiş olduğu hizmetlerle ilgili. Tabii ki başlayalım. Bir tane örnek görme engelliler. Seçim düğmesi asistanı başla. Görme engelliyim. Görme engelli bireylere verdiğiniz bazı hizmetlerimiz şu şekilde: bir kabartma baskı hizmetleri, kitap tarama hizmetleri, görme engellilere yönelik bilgisayar hizmeti, sözü geçen hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için hizmetin adını söylemeniz yeterlidir. Evet, yine birçok aslında bilgiyi komut listesinde kılavuzundan görebilirsiniz. Son bir hemen bir komut daha veriyoruz. Programın detayları içinde https://eba.dpu.edu.tr adresinden programa erişim sağlayabileceksiniz. Burada önemli nokta https olarak girmenizdir. Chrome üzerinden girmenizdir. Programı kullandığınız zaman programda birçok komutun aynı zamanda çok rahat bir şekilde tanımlandığını ve bunun karşılığını alabildiğinizi göreceksiniz. Aynı zamanda komut, eğer verdiğiniz komut karşılık bulmuyorsa, fakat siz bir komutun tanımlanmasını istiyorsanız ekranda farklı bir şey yazdırıp aynı zamanda komutu e-postayla gönder dediğinizde de yine komutu bize bildireceksiniz ve karşılığını da biz oluşturuyor olacağız. Tabi program kendini fazlasıyla değiştirecektir, gelişecektir. Şimdi son bir komutumuzu verelim. Asistanı başlat düğmesi. Kabartma baskı hizmetleri. Engelli öğrenci biriminize istediğiniz farklı boyuttaki basılı dokümanlarınızın kabartma çıktılarını alabilirsiniz. Baskı talepleriniz için biriminizi ziyaret edebilir veya iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz engelli öğrenci birimine e-posta gönderebilir veya doğrudan telefon numarasını gösterebilirim. Bunun için engelli öğrenci birimine e-posta gönder veya engelli öğrenci birimi telefonunu göster demeniz yeterlidir. Asistanı başlat düğmesi. Teşekkür ederim. Size yardımcı olabildiğim için mutlu oldum. Evet, projemiz bu şekildeydi. Hocama son bir sözü veriyorum ve yine bir başka proje tanıtımında görüşmek üzere diyerek sözü bırakıyorum.
Buyurun hocam. Sarper hocam, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi EBA tüm hızıyla işlemlerine başladı. İnşallah EBA önce tüm üniversitelerde, daha sonra uluslararası bir alanda çalışma yaptığını görmek inşallah bize nasip olur. Çünkü bu alanı biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de aklınıza gelen şeyleri bize mail olarak bildirirseniz biz bu programı geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Teşekkürler.